Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz bütün kek tariflerini unutturacak çok lezzetli, efsane bir tarifle geldim. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 3 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alalım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şeker ilave edip bir çırpıcıyla veya mikser yardımıyla çırpalım. Şeker ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra üzerlerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı eritilmiş tuzsuz tereyağı veya margarin, 1 adet portakalın kabuğunun rendesi, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ilave edip tekrardan çırpalım. Son olarak karışıma 2 su bardağı kadar unu azar azar ilave edelim. Ve hamur şöyle kremamsı bir kıvam aldığında artık hazırdır. Uygun bir baton kek kalıbı alıp içerisine yağlı fırın kağıdı yerleştirelim. Daha sonra ise hazır olan kek harcımızı içerisine ilave edelim. Kekimizi fırına göndermeden önce kalıbı şöyle birkaç kez sallayıp düz bir zemin üzerine vuralım. Daha sonra ise 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişme süresi fırından fırına değişebilmektedir. O yüzden fırından çıkarmadan önce mutlaka bir kürdan testi yapalım. Ganaj için uygun bir tencerenin veya sosluğun içerisine 200 milim yani bir kutu kremayı ilave edip kaynama derecesine kadar ısıtalım. Sıcak kremanın içerisine 200 gram kadar bitter veya sade sütlü çikolata ilave edip homojenize bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Ve şöyle güzel bir kıvam aldığında artık ganajımız hazırdır. Ganajımızı soğuması için bir kenara alalım. Bu arada kekimiz de fırından çıktı ve tamamen soğudu artık. Tamamen soğuduktan sonra kalıbın içerisinden alalım. Ve tamamen soğumuş olan keki bir bıçak yardımıyla bir parmak aralık bırakarak keselim. Benim çok fazla zamanım olmadığı için keki sadece ılıyana kadar bekletebildim. Tamamen soğutamadım. O yüzden keserken birazcık dağıldı. Ama sizler tamamen soğutursanız benim gibi keserken zorluk yaşamayacaksınız, emin olun. Ve hepsini kestikten sonra sıra geldi tekrardan birleştirmeye. Bunun için kekin bir dilimini alıp üzerine 2 yemek kaşığı kadar ganaj ilave ediyorum. Ve ganajı her tarafına gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Daha sonra ise diğer kek dilimini üzerine koyup tekrardan ganaj, tekrardan kek olacak şekilde tamamına aynı işlemi uyguluyorum. Ve son parçayı da koyduktan sonra keki bir streç yardımıyla sıkıca sarıp buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Ben bu şekilde difrizde 10 dakika kadar dinlendirdim açıkçası zamanım olmadığı için. Ama sizler dediğim gibi en az 2 saat dinlendirirseniz çok çok güzel sonuç alacaksınız, emin olabilirsiniz. Ve dinlenmiş olan keki buzdolabından çıkartıp geriye kalan ganajı üzerine gezdirelim. Az önce de söylediğim gibi ben sadece 15 dakika kadar dinlendirebildim ve bu süre zarfı içerisinde benim ganajım hala donmamıştı. Ama siz çok fazla bekleteceğiniz için o sürede ganajınız da donacaktır büyük ihtimalle. O yüzden tekrardan ısıtıp böyle akışkan bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.
Ve kekimizi süsledikten sonra da en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirip daha sonra servis edersek çok daha güzel sonuç elde ederiz. Ben toplamda bir saat içerisinde hem pişirip hem de bu şekilde servis ettim. O yüzden çok ilk aşamada çok çok güzel bir görüntü elde edemedim. Ama videonun sonuna bir fotoğraf ekleyeceğim ve kekimizin birkaç saat sonraki hali o şekilde olmuştu. Yani aklınızda soru işareti kalmasın. Bu görüntüden çok çok daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Bu arada eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.